Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün 1 Mart depremin 23. günündeyiz. Adıyaman Gölbaşı ilçesinde bulunan konteyner kentteyiz. Burası Gölbaşı yolu üzerinde Gölbaşı'ndan Yarbaşı istikametine doğru giderken sol tarafta bulunan ikinci etap Toki'ye giden yol üzerinde bulunan konteyner kent. Şu an konteyner kentin ilk iki sırası faaliyete girmiş durumda ve konteyner kentin hemen yanına açılmış olan Sahra Hastanesi'ndeyiz. Buradaki görevlilerden bilgi aldık. Görevliler şu an görevlerinin başında, buraya doktorlar atanmış durumda, pratisyen hekimler atanmış durumda. Burada birinci basamak sağlık hizmeti veriyorlar. Yeri geldiğinde 1, yeri geldiğinde 2, 4'e kadar çıkıyormuş doktor sayısı. Yoğunluğa göre değişiyor diyorlar. Birinci basamak sağlık hizmetimizden kasıt, tıpkı sizin normal gündelik hayatınızda size en yakın olan sağlık ocağına gidip oradaki pratisyen hekimden tedavi hizmeti aldığınız gibi gelip burada tedavi hizmeti alabiliyorsunuz. Konteyner kentte bulunan vatandaşlar buraya gelip pratisyen hekimlere muayene olabiliyorlar, ilaçlarını yazdırabiliyorlar, her türlü tedavi hizmetlerini alabiliyorlar. Burada aynı zamanda ellerinde birçok ilaçlar da mevcutmuş. Ellerinde bulunan ilaçlardan da buradaki hastalara temin ediyorlar. Konteyner kentte şu an bu kurulan Sahra Hastanesi'nde bu şekilde hizmet veriliyor. Hemen ben şimdi size burada konteyner kentte kurulan ve açılan, faaliyete giren konteynerler hakkında da bilgi vereceğim. Şimdi burada bu gördüğünüz sıradaki konteynerlara insanlar yerleştirilmiş durumda. Burada insanlar kalıyorlar. Ben hemen kendileriyle görüştüm. Kendilerinden bilgi aldım. Konteyner kent başvurusu nasıl olmuş? Hangi aşamadan geçmişler? Ne tür süreçten geçmişler? Burada bulunan insanların hepsinin evleri yıkılmış durumda. Depremden ilk etapta zarar gören insanlar. Ve çoğu da 80-90 yaş üstü olan yaşlılar. İçlerinde engelli vatandaş da var. Şöyle olmuş, başvurularını E-Devlet üzerinden yapmışlar, konteyner kent başvurusunu. Daha sonra kendilerine kaymakamlık tarafından ulaşılmış. Ailede bulunan yaşlı, bakıma muhtaç veyahut engelli bireylerden dolayı konteynere yerleştirilebilirsiniz denmiş. Onlar da hemen gelmişler, burada kendileri için tahsis edilen konteynere yerleşmişler. Ben şimdi bir tane örnek konteynerin içerisine de gireceğim. İçerideki eşyaları göstereceğim. Bununla birlikte konteyner kentteki çalışmalar hala devam ediyor. Bu gördüğünüz alana, gözün gördüğü alana doğru totalde 1500 tane konteyner inşa edilecek. Şu an ilk etapta burada 490 konteynerin kurulması planlanıyordu. Bu ilk iki sıra tamamen faaliyete geçmiş durumda. Konteynerları sizlere şöyle göstereyim. Ben yine çekim öncesi burada oturan vatandaşlarla görüştüm. Onlardan bilgi aldım. Onlarla çekim yapmayacağım. Onları göstermeyeceğim kameraya. Kişilik haklarından dolayı. Bir de zaten yaşadığımız olay ortada. Şöyle size örnek bir tane konteynerin içerisini göstereceğim. Ne tür eşyalar var? Neler konmuş. Gördüğünüz gibi burası bir konteyner. İçeriye kanepe konmuş, halı konmuş, minderler konmuş, ısıtıcı konmuş, bir tane mini buzdolabı konmuş. Burada yaşayan insanlar için gıda malzemeleri, gıda yardımı da yapılmış. Burası konteynerin mutfak kısmı. Bu gördüğünüz içerideki kısım tuvalet ve banyo kısmı. Zaten bunu bir önceki videolarımda da ben göstermiştim. O videolara girip bu tuvalet ve banyo kısmına bakabilirsiniz. Burası 21 metrekarelik bir konteyner. Girişte hemen böyle sol tarafta tuvalet banyo kısmı. Burası mutfak kısmı. Burası da yaşam alanı diyebileceğimiz oturma alanı, uyuma alanı. Gördüğünüz gibi bir tane kanepe konmuş. Minderler konmuş, halı konmuş, ısıtıcı konmuş ve mini bir buzdolabı konmuş. Burada sular akıyor, herhangi bir sorun yok. Duş alabiliyorsunuz, tuvalet ihtiyacınızı karşılayabiliyorsunuz. Görevliler aynı zamanda yardım kolileri de getiriyorlar. Yiyecek, içecek vesaire her türlü şeyi veriyorlar. Eğer konteyner içerisinde hastanız, yaşlınız veyahut bakıma muhtaç herhangi bir birey varsa onların her türlü sağlık hizmeti
ilaç temini vesaire de yine görevliler tarafından sağlanıyor. Şu an konteyner kentte durumlar bu şekilde. Konteyner kente geldiğiniz zaman bu çadırın hemen karşı sokağı, yani bu gördüğünüz kısım tamamen şu an ailelerin yerleşiminde. Burada insanlar oturuyor. Dediğim gibi ben yaklaşık 4-5 tane konteynerin içerisine girdim, baktım, sordum, soruşturdum. Evleri tamamen yıkılmış deprem esnasında veyahut acil yıkılacaklar arasında. Sonrasında 80-90 yaş üstü yaşlılar, bakıma muhtaç kişiler ve engelli bireylerden oluşuyor. Kaymakamlık tarafından aranmışlar. Tabi bu insanlar daha öncesinde E-Devlet üzerinden konteyner talebinde bulunmuşlar. Dolayısıyla kaymakamlık tarafından aranmışlar ve konteyner kente yerleştirileceksiniz diye bilgi verilmiş. Ve daha sonra bu insanlar buraya getirilip burada konteyner kente yerleştirilmiş. Şu an konteyner kentte çalışmalar da bir taraftan devam ediyor. Totalde buraya 1500 tane konteyner inşa edilecek. Burası 181 bin metrekarelik bir alan. Şu an konteyner kentten aktaracaklarımız bu kadar arkadaşlar.